mu ananın dediğini? Seyirlik bir durum yokmuş. Yeni gelin neredeyse konağı başımızı yıkacak ama seyirlik bir durum yok. Sen niye susup duruyorsun böyle? Bir şey söyleyeyim mi? Sen gidip şu içerideki dolaba da saklansana. Zaten seni kimsenin taktığı gördüğü yok. Sen böyle susup sindikçe daha saklanacak çok deli kararsın. Karını da kızını da ezim ezim ezdirirsin. Bu evde herkes bizden daha kıymetli. Dünkü gelin bile. Yeter Leman, yeter. Allah aşkına yeter. Ne oluyor ya? Hepiniz biri oldunuz. Beni gömmeye mi çalışıyorsunuz Leman? Sen hiç soruyor musun? Yani kocan nasılsın? Ne yaşıyorsun? Sen benim içimde neler oluyor biliyor musun? Biliyorum Sinan. Biliyorum. Bizim ne olduğumuzu da biliyorum. Biz konağın önündeki itleriz, anladık mı? İki tane kemik atılsın diye bekliyoruz. Zaten tasmalarda ananın elinde. O nereye çekerse oraya gidiyoruz. Sen bana böyle çemkirip duracağını anana bir şey deseydin ya. Hani genel müdürlük? Ağzına bir parmak bal çaldı. Anana bir şey diyebildin mi? Diyemedim! Diyemedim lan! Diyemedim, diyemedim. Allah belamı versin benim, diyemedim. Anladın mı? Leman. Bak Sinan. Bu yaşına kadar hakkını savunamamış bir erkeğin ne karısına sözü geçer ne de kızına. Milletin peşinde enik gibi dolaşacağını bu dediklerimi bir düşün. Aklını başına al. Leman. Leman. Baba. Anne ne oluyor Allah aşkına? Aşağı kadar geliyor sesiniz. Abi. Abi mi? Abi deme oğlum bana. Benden abi mi olur lan? He? Sen git Yaman'a yanaş. Abi o nasıl söz öyle ya? Senin anlayacağın telden çalıyorum oğlum. Benim kan bağına, kardeşlik hukukuna inanmayan adama tek gram itimadım yok. Anladın mı lan? Abi. Bak ağır laflar ediyorsun. Etme. İnsan kardeşini bu kadar gömer mi ya? Sen değil misin? Bir oyla abisini satan adam sen değil misin? He? Abi. Sus. Sus. Tek oyla abisini diri diri gömen adam sen değil misin Ferit? He? Sen değil misin üç kuruşluk adama abisini satan adam? Söyle. Abi bak pişman olacağın laflar söyleme. Abi deme oğlum bana, yeter lan. Yeter Ferit. Abim falan yok artık, anladın mı? Sinan yok oğlum. Buraya kadar lan. Sinan. Sinan dedin sana. Efendim anne. Ne bu haliniz böyle? Ben sizi böyle mi büyüttüm? Karılarınızın kuklası olun. Birbirinize düşün diye mi? Anne. Abimle bize biçtiğin gelecek üzerimize oturmadı anne. Kimi seveceğimize bile sen karar verdin ya. Al bak bu Hande dedin. Tam sana göre. Sev dedin. Eşin olacak dedin. O Hande de yazık. Benden çok sana güvendi, sana inandı. Abime de aynını yaptın. Sana minnet eden insanlarla kurduğun bağın adı sevgi değil anne. Bence sevmek böyle bir şey değil. Annelik çocuklarına şekil vermek değil. Onlara şefkat vermektir. Benim doğurduğum, benim büyüttüğüm çocuk bana annelik öğretiyor ha? Ben seni doğururken az kalsın ölüyordum be. Yüzünü görmek, kokunu duymak için dayandım her şeye. Oğlum bir kucağıma alayım. Her şeye değer dedim. Tırnağına taş değmesin diye üzerine titredim. İstikbalinizin yolunu isyanla aydınlatmaya kalkarsanız karanlıkta kalırsınız. Sizi ben bile kurtaramam. Thank you.
Özür dilerim. Özür dilerim baba. Hani soyu muteber olanın çabaları heba olmazdı baba. Torunların için nasıl çabaladığımı görüyorsun. Ama yetmiyor. Yetemiyor baba. Yetemiyorum. Babanı mı özledin? Sen hala ailenin gölgesinde yaşıyorsun Azade. Onlar seni nasıl korkuyla yetiştirdiyse çocuklarınla da aynı şeyi yapıyorsun. Aslında senin için üzülüyorum biliyor musun? Çünkü ne yapıyorsan sen kendine yapıyorsun. Ve bunun bedelini de sen ödüyorsun. Beğendiğin hiçbir şeyim yok değil mi? Doğrularım yok. Onayladığın, yanında olmayı tercih edebileceğin doğruları yok Azade. Doğrular senin doğruların değil ki. Yanlışlar da senin yanlışların değil Azade. Burada biz bu konakta hala babanın hükümleriyle yaşıyoruz. Çocukların da öyle. Keşke bütün bunları yaşarken babamın yüzüne söyleme cesaretin olsaydı. Baban ölmedi ki. Baban hala yaşıyor. Onun sesi, öfkesi, yağdırdığı emirler her yerde, konakta inliyor. Sen duymuyor musun bunları? Kıskanıyorsun. Hiçbir zaman babam kadar heybetli biri olamayacağını biliyorsun ve kıskanıyorsun. Otoriterlik babanı erdemli bir insan yapamadı. Seni de yapmayacak. Çocukların da yapmayacak. Çünkü otoriterlik insanı ya isyankar yapar ya bağımlı yapar. Bak Ferit sana isyan ediyor. Sinan da tam tersi. Anne babasına bağımlı. Çok söylemişti babam dengin değil diye. Ama çalışkan çocuk. Sen de seviyorsun dedi. Ne kadar çalışırsa çalışsın hiçbir zaman asaletli olamayacak Adnan dedi. Aşağılık kompleksini yenemeyecek dedi. Buna ne parası, ne gücü, ne de yüreği yeter dedi. Çok güzel söylemiş. Rahmetli. Çok haklıymışsın baba. Çok haklıymışsın. Üzme kendini diyeceğim ama halini de görüyorum. İyice sıkıştım be Ferit'ciğim. Yani su akar yolunu bulur ama zamanı geldiğinde. Yoruldum be yenge. Gerçekten çok yoruldum. Biliyorum canım, biliyorum. Bak, Ayşe sana bir şey söylememiştir eminim. Bunu, al bunu seyret. Aşkımızı gör diye Hande kızın avucuna tutuşturmuş. Kavga ettiğinizi duydum. Bilmek istersin diye düşündüm. Yazık etme kıza. Thank you.
Kalp Yarısı ATV'de.